Yeni yılda pasaporttan ehliyete, kimlik harcından motorlu taşıtlar vergisine kadar pek çok kalemdeki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı geçtiğimiz günlerde netleşti. Bu oran %36,2 ama Cumhurbaşkanı'nın o oranı indirme yetkisi var. Şimdi gözler tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yetkiyi kullanıp kullanmayacağında. 2022 yılında pasaporttan ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı belli oldu. Zam oranlarını belirleyen yeniden değerleme oranı %36,2 olarak duyuruldu. Ancak bu oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ve indirme yetkisi var. Buyurun. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı'nın o yetkiyi kullanıp kullanmayacağında. Beklenti Erdoğan'ın yetkisini özellikle motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranını indirme yönünde kullanacağında. Böyle bir adım atılması gerekirse bu yaklaşık 25 milyondan fazla araç sahibini ilgilendirecek. Yasal olarak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yarı oranda indirme yetkisi bulunuyor. Bundan sonraki süreçte de ortaya atılan bazı iddialara göre ise Cumhurbaşkanı'nın enflasyonu baz alıp motorlu taşıtlar vergisinde %36,2 yerine %21 olarak belirleyebileceği, MTV'deki artışında bu oranda olabileceği konuşuluyor.